Din bir yönüyle helaller ve haramlardan ibarettir. Hz. Peygamber'in ifadesiyle helal belli, haram bellidir. Bir de şüpheli şeyler var. Dinin haram kıldığı şeylerden bir tanesi hırsızlık. Ve hırsızlık başkasının malını çalmak oluyor. Helal değil. Ve Allahu Teala bunun cezasını şiddetli bir ceza olarak bize bildiriyor ve buyuruyor ki Es-sârigu ve faktau faktavu hume Hırsızlık yapan erkek ve kadının ellerini kesin. Cezaen bimâ kesebe yaptıklarına bir ceza olarak nekâlem minallah ve Allah tarafından bir ibret olmak üzere onlara cezalarını verin. Dediği zaman bunu Hutbe-i Şamiye'de biraz ayrıntılı denilebilecek şekilde ele alır. Ve şöyle bir olayı bizimle paylaşır. İşte birisi bir İslam diyarına gidiyor Bakıyor ki namaz vakti geldiğinde insanlar eşyalarını kıymetli mallarını açıkta bırakıyorlar ve camiye gidiyorlar. Adam şaşırıyor Ve namaz sonrasında esnaftan birisine soruyor. diyor ya hepiniz mallarınızı açıkta bıraktınız gittiniz Sizde hırsızlık olmuyor mu? O da diyor ki biz hırsızın elini keseriz. Bundan dolayı insanlar cesaret edemez. Adam diyor ki o halde pek çoğunuzun elinin herhalde kesik olması gerekir. O da diyor ki ben diyor 50 yıllık hayatımda sadece bir el kesildiğini gördüm. Adam şaşırıyor. Bizde diyor her gün pek çok hırsızlık olur. Yine de işte hapis cezası gibi cezalarla önlemeye çalışırız ama önüne geçemeyiz. Ve orada o kişi siz diyor Allah namına uygulamadığınızdan öyle bir ceza uygulamadığınızdan insanlarda bunun etkisi olmuyor. Bediüzzaman'ın bir değerlendirmesi şöyle. İnsanın fiilleri kalbin hissin temayülatından çıkar. Yani insan önce meyleder, meylettiği şeyi daha sonra yapmaya çalışır. O temayülat ruhun ihtisasatından ve ihtiyacatından gelir. Yani meyiller nerede doğuyor? Ruhun etkilendiği şeylerden ve bir de ihtiyaçlarından geliyor. Ruh ise iman nuru ile harekete gelir. Hayır ise yapar, şer ise kendini çekmeye çalışır. Daha kör hisler onu yanlış yola sevk edip mağlup etmez. Ve e, hırsızlığa din adına verilen cezanın etkisini yine şöyle anlatıyor: Hat ve ceza. Emri ilahi ve adalet rabbaniye namına icra edildiği vakit hem ruh hem akıl hem vicdan hem insaniyetin mahiyetindeki latifeleri müteessir ve alakadar olur. İşte bu mana içindir ki 50 senede bir ceza sizin her gün müteaddit hapsinizden ziyade bize faide veriyor. Yani Allah'ın hükmü Allah bunu yasaklamış. Ve i̇nanan bir toplumun fertleri Eli böyle diyelim ki hırsızlığa uzanacağı zaman sadece cezayı düşünmüyor. Allah'ı düşünüyor. Allah bunu yasaklamış. Ben niye bunu yapayım ki? Ve vicdanı bundan etkileniyor. Elini geri çekiyor. Sizin adalet namı altındaki cezalarınız yalnız vehminizi müteessir eder. Çünkü biriniz hırsızlığa niyet ettiği vakit millet vatan maslahatı ve menfaati hesabına cezaya çarpılmak vehmi gelir. Yahut insanlar eğer bilseler ona fena nazarla bakarlar. Eğer aleyhinde tebe etse hükümet de onu hapsetmek ihtimali hatırına geliyor. Yani şöyle dünyevi verilen ceza vehmi harekete geçiriyor. Hırsızlık yapmayı düşünen bir kimse vehim yönüyle ya yakalanırsam diyor. İnsanlar bana kötü bakacak, devlet de ceza verecek. Ama e, Hırsızlığın Allah tarafından haram kılındığını bilen bir Müslüman sırf böyle vehim yönüyle harekete geçmiyor. Ee, vicdan yönüyle de harekete geçiyor. Latifeleri yönüyle de harekete geçiyor. Aklı da devreye giriyor. Ve ben Allah'a inanan birisiyim. Allah'ın emrine nasıl karşı gelirim? İnsanlar görmese de melekler beni görüyor. Allah beni görüyor diyor. Ve o zaman e, hırsızlıkla ilgili meyilleri çok daha rahat bir şekilde def edebiliyor. Ancak dünyevi cezada o vakit yalnız kuvve vahimesi cüz'i bir teessür hisseder. Halbuki nefis ve histen çıkan hususan ihtiyacı da varsa kuvvetli bir meyelan galebe eder. Daha o fenalıktan vazgeçmek için o cezanız fayda vermiyor. Burada cezanın caydırıcı olması da önemli bir durum. Yani günümüzde bazıları işte İslam hukukundaki hırsızın elinin kesilmesiyle ilgili cezayı ağır buluyorlar. Tamam diyorlar. 14. asır evvelinde o günün toplumunda bu uygulanabilirdi ama günümüz toplumunda bu kabili tatbik değildir diyorlar. Ve tarihsellik denilen bir bakışla bakıyorlar ve diyorlar ki Kur'an'ın hükümleri tarihseldir. O günün şartlarında öyle ama bugünün şartlarında başka olur olmalıdır gibi değerlendirmeler yapıyorlar. E bu durumda hatta bazıları e, elini kesin, hırsızın elini kesin tarzındaki bir hükmü aşırı bularak yani el kesmek illa koparıp atmak demek değildir. Elin hafiften bir çizilmesi de el kesmekle ifade edilebilir diyorlar. Bu şekilde kelime oyunlarıyla tarih boyu anlaşıldığından farklı bir tarzda bunu söylemeye çalışıyorlar. Halbuki yani uygulanabilir veya uygulanamaz. Yani diyelim şu an Türkiye'de uygulanmıyor. O işin ayrı bir yönü. Ama Kur'an'da bu hüküm var mı? Var. Ve bu hüküm e, fıtratla uygun mu? E, ve tarih boyu uygulanabilir bir hüküm mü? Bunlar e, inanan bir kişi açısından bakıldığında problem olmaması gerekir. Yani neden? Allah hükmünü böyle ifade etmiş. İki kişi tartışıyorlarmış. Bunlardan bir tanesi demiş ki İslamiyet'in bazı cezaları çok sert. Ben bunu kabullenemiyorum demiş. Mesela demiş hırsızın elinin kesilmesi bunlardan birisi. Yani suçla orantılı değil. Çok böyle aşırı bir ceza veriliyor. Bunu kabullenemiyorum diyor. Muhatabı da ona diyor ki bak diyor sen devlet memurusun. Diyelim 30 yıl devlete çalıştın paranı biriktirdin ve diğer gün onunla bir ev alacaksın biriktirdiğin parayla. Paran o gün diyelim evde bir hırsız girdi. Senin 30 yıllık birikimini çaldı gitti. Sen diyor daha sonra bu adamı yakalasan ne yaparsın? Adam heyecanla diyor ki vururum onu, öldürürüm. Nasıl benim 30 yılımı çalar? Bu defa karşısındaki diyor ki bak diyor din onunun Elinin kesilmesine hükmediyor. Başının kesilmesine değil. Ama sen tuttun adamı öldürmeye kalktın. Dolayısıyla hani iş insanın kendine döndüğünde insan böyle e, orada e, daha ağır cezanın verilmesini istiyor. Günümüzde mesela görebildiğim kadarıyla e, mesela bir zamanlar e, kapkaç olayları Türkiye'de çok artmıştı. 2000'li yılların başlarında falan. Ve hükümetler aciz kaldı. Derken cezayı artırdılar, şiddetlendirdiler. Cezayı şiddetlendirince e, büyük ölçüde kapkaç olaylarının önü kesildi. Yani demek ki cezanın şiddetli olması illa o cezanın uygulanması demek değil. Evet haddi aşan varsa uygulanacaktır da mesela insanların haddi aşmasını engellemek. Yani İslamiyet'te Adam öldürenin ceza olarak öldürülmesi bolca insan öldürmek için değil İnsanlar ölmesin diye öte yandan hırsızın elinin kesilmesi hırsızlığın önünü kesmek için yoksa elleri kesmek için değil ama hırsızlık yapmışsa ve suçu sabit hale gelmişse bu cezanın uygulanması da dinde var.